Son zeytini şuradan koparmışız. Son zeytini Manisa'dayız. Paşaköy'de tarağımın. Şuradan kopardıktan sonra 9. uygulamadan sonra şöyle bir karış filiz atmışız. Bakın şöyle. Hatta zeytin dalı da üzerinde, daha hasatta devam ediyor. Hasatımız var üzerinde. Şimdi bahçe sahibinin de sesi geliyor. Son zeytinden sonra bir karış. Şimdi hasat sonrası hemen bir uygulama yapacağız. Ondan sonra bu bir karış zeytin sürgünlerimiz pişecek. Oliva var ya, İda Oliva. Bunu pişirecek. Bu pişkin sürgünler de bize ne yapacak? Gelecek sene dişi sürgün olarak dönecek. Yani çatal çatala giden bir sürgün değil. Çiçek açan, meyve gözü bağlayan zeytin sürgünleri olacak. Bu da bize ne getirir? Her yıl zeytin getirir. Agroida'nın uygulama programına arkadaşımız yarı yoldan başladı galiba. Son virajda girdik. Evet, biraz ondan yani söz eder misiniz? Hasata girmeye yakın, 2 ay oldu galiba. Son hasat öncesi bizim 9. uygulama dediğimiz uygulamada bir değişiklik yapıp girdik. Şimdi hasattayız. Hasat sonrası tam programa başlayacağız. Fark ne oldu? Valla farkı bahçe sahibi söylesin. Biz konuşacak evet, olmaz. Sizi tanıyalım. Adım Muzaffer. Manisa'da Saranlı'dan görüşüyorum. Allah'a çok şükür memnunum Mustafa abiden. Bir uygulama yaptık. Uygulamada fark ortada sürgünlerimiz. Allah nasip ederse bundan sonra Mustafa abi bırakmayacağız. Çok memnunuz. Şimdi gözle görülür fark ne oldu bir üretici gözle olarak? Gözle görünen fark hiç bana değil de karşıya bir gösterin istiyorsanız 1,5 aydaki sürgünleri göreceksiniz. Üzerinde zeytinler. Üzerinde zeytinler olmasına rağmen sürgünleri göreceksiniz 1,5 ayda. Zeytinlerimizden memnunuz. Sen hatta bazı uygulamaları da yapmamışsın. Neydi evet, o? Evet, uygulama gövde uygulaması yapacaktım. İlaçlarımızı aldık. Zaman kısıtlı olduğu için yetiştiremediğimden yapamadık. Allah nasip ederse haftaya başlayacağım. Peki bereketli olsun. Hasatınız herhalde olsun. Bir 10 gün daha sürecek galiba. Evet. Yani şu görüntüyü görünce zaten biz mutlu oluyoruz. Bahçeye girdim mi? Daha şimdi biz 11. ayın sonundayız. 12. ay, 1. ay gelecek. Bunlar 15-20 santim daha uzayacak. Bizim bahsettiğim gibi ve dişi sürgün olarak uzayacak. Yani gebe sürgün. Yani zeytin verecek sürgün olarak uzayacak. Her yıl alacağız. Her yıl zeytin alacağız. Üzerinde malı varken böyle bir sürgün yapmış bir karış. Bu da insanı mutlu ediyor. Hem zeytin hem sürgün.